Evet, şimdi tekrardan düştük yollara. Yakıtımızı alıyoruz. Evet. En önemli yere geldik bakalım. Evet, uzun zamandır. Evet, bilmiyorduk. Fulleteceğiz şu anda. Mazot kaç para şu anda? 26.55. 26.55. Bizim çok az mazot vardı. Çeyrek yok bile. Çeyrek yoktu bile. Azdı. Çeyrek yoktu bile. Bakalım ne kadara da olacak. Heyecanlıyız. Heyecan dorukta. Aynen. Evet, kış kampı olduğu için, geceleri serin olduğu için Levan su da kullanacağız. Evet. O yüzden mecbur. Belki ama çok kullanmayabiliriz. Havanın durumuna göre bir Levan su. Aynen, biz kullanacağız diye düşünüyoruz ama bakalım. Evet. Çünkü bazen hatırlıyor musun? Geçen Nisan'da mı kamp yaptığımızda çok şey yapmamıştık, kullanmamıştık. Evet. İnşallah güzel olur. Hava yol güzel. Nereye? Bilmiyoruz. Vallahi kafamda bir yer var ama. Hep senin kafanda bir yer oluyor ama benim hiç kafamda bir yer yok. Bakalım. Tabii ben çalışıyorum. Ara tatilde hemen yollara döküldük. Bakalım bizi nereye götürecek hadi bugün. Bakalım. Hadi. Takipte kalın. Evet, mazotumuz doldu. Eymen görebiliyor musun orada? 1992 lira 58 kuruş ve ne kadar litre dolmuş? 7505. 75 litre. Evet. Güzel. Evet, mazotumuzu ne kadara doldurduk canım? 1992. Oo, 2000'lerden düşmüş bayağı. Evet, biraz vardı. Evet. Normalde olmasaydı 2300 gene bulurdu değil mi? Evet. Bir kere öyle dolduruyordu, hatırlıyor musun? Evet. Son 30 mu litres? 28 litres. Ay şu tuzluklar da şangır şungur orada dans ediyor. Kırılmadan gidersek iyi. Hadi bakalım. Evet, şu anda çok güzel bir gün batımı var. Biz de yola çıktık. Şu anda Didim ya da Kuşadası tarafına doğru gidiyoruz. Net bir yerimiz yok. Bakalım bu videoda gözümüzü nerede açacağız? İyi yolculuklar bize. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Evet, şimdi ilk rotamız olan Nova Dağ VM'nin karavan kısmına geldik. Evet, şöyle gösterelim. Suyumuz yoktu. Su almamıştık yanımıza. Evet. Şimdi suyumuzu dolduracağız. Bakalım şöyle. Elif terlik istiyormuş. Biz video çekmemiz işte böyle birazcık imkansız. Tam video için hazırlanıyoruz. Birisi bir şey söyle, birisi bir şey söyle çocukların. Yan tarafta bir tane çekme karavan var. Daha önceki videolarda da buradan bahsetmiştik. Burada ücretsiz bir şekilde konaklayabiliyorsunuz. Elektrik ve su panoları var buradan. Şöyle göstereyim gene. Şimdi biz elektriğimizi bağlayacağız, suyumuzu bağlayacağız. Bu gece buradayız. Sabah tekrardan yola çıkacağız. Biz yanımızda böyle bir şekilde uzatma da taşıyoruz. Böyle kısa mesafeli yerlerde uzun elektrik kablomuzu çıkartmak yerine bunu kullanıyoruz. Şimdi Hamdi ne işler yapıyor? Bakın şu halteri çevirdim. Direkt geldiği gibi kullanacağız içeride. Hem de akülerimiz şarj olacak. Evet, çeşmenin olduğu yerdeki giriş yeri bizim hortumuza göre değil uymuyor. Ama tutacağım ben muhtemelen olur. Evet, artık o şekilde tutarak yapacağız. Aha. Bizim hortumun başlığı buna uymadı. O yüzden şimdi hortumumuzu topluyoruz. Tam da dibimizde cırcır böceği var. Bulursam onu bakayım nerede. Neredesin sen ya? Çok yakında bir yerde ötüyor. Ağaçta mı? Değil, yukarıda herhalde. Elif ne yapıyorsun öyle? Televizyon izliyor ama izini çektiği çok komik. Aynen, koltukları da yarım yamalak çevirdik.
Sen de geçtin oraya. Evet. Alışkısı ya şoför koltuğunu, hemen oraya geçiyorsun. Herkes yenebilecek. Aynen, biz burada keyif yapıyoruz. Çayımızı demledik. Eymen arkada keyiflerde. Oh. Biz de burada çayımızı içeceğiz. Kitabımızı okuruz. Evet, kitaplarımızı getirdik yanımızda. Yarın tekrar yola devam edeceğiz. Bu gece burada birazcık dinleneceğiz. Konaklanıp dinlenip yarın sabah tekrardan yola çıkacağız. Şimdi çayımızı içeriz. Ardından belki çocuklar bir şey isterse, bilmiyorum. Neyse, onu bir söyleme şimdi. Aynen, o yüzden dile getirmedim zaten. Anladım, bir sustum. Zaten. Duruma göre bakılır. Belki bu geceyi burada sonlandırabiliriz. Hı-hı. Hadi bakalım. Günaydın. Biz anca uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi tekrar yola çıkacağız. Evet. Arabamız hazır. Didim'in etrafını keşfedeceğiz. Aşağı tarafa doğru keşfetmiştik, Bodrum tarafına doğru bütün koyları. Şimdi yukarı tarafa. Şimdi yukarı tarafını keşfetmeyi planlıyoruz. Ama bakalım yol bizi nereye götürecek. Hadi şimdi yola çıkalım. Hadi takip bakalım. Giderken cumartesi günü pazar var. Zaten yol üstünde sağ tarafta kalıyor. Görürsünüz mutlaka. Cumartesi günü buradan geçerseniz pazar alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz şimdi çıktık yola. Hamdi'nin belirlediği rotaya doğru gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şimdiki planımız Cennet Koyu'na gitmek. Buraya karavanımız yokken daha önce gitmiştik. Denizde yüzmüştük. Çok güzeldi. Şimdi bakalım orada kamp yapılabilir mi? Bilmiyoruz. O tarafa doğru gidiyoruz şu anda. Akvaryum Koyu diye de geçiyor buranın adı. Şu ana kadar gittiğimiz yollardan çekme karavanda, moto karavan içinde uygun değil mi? Evet, bak buraya yeni park yatışı düşmüştüm. Önceden böyle değil. Evet, önceden burası toprak bir yoldu. Evet, kadar park yatışı düşmüş. Eskiden böyleydi değil mi? Evet. Hemen bu yola sapmadan köşede Şok Market vardı. Buraya bir kilometre yoktur bile, yok değil mi? Zaten Didim merkeze de çok yakın bir yer. Hani ıssız sessiz bir yer değil ama su konusunu şu anda bilmiyoruz. Bir şey göremedik. Biz kendi suyumuzu doldurmuştuk. Cennet Koyu'nun oraya geldik. İler tarafa doğru bir gidip bakalım dedik. Ha, burada ileriye gidiş yok canım. Ama şuraya bir yer arabamızı park edip yürüyüş yapabiliriz. Hatta burada bile kalabiliriz. Burası daha güzel. Şöyle. Şimdi Cennet Koyu'nun ilerisine doğru geldik. Cennet Koyu 2 diye geçiyor.
Burada çok güzel. Yaz zamanı herhalde büyük ihtimalle beach tarzı bir şey var. Çünkü şemsiye yerleri var. Bu şekilde. Çok hoşumuza gitti. Biz de şimdi bir etrafı keşfedeceğiz. Ona göre konaklayacağımız yere karar vereceğiz. Nasıl canım, beğendin mi? Güzel. Çocukların oynayacağı şekilde, hem karavanımız burada. Evet. Koyda rüzgar da almıyor. Aynen, rüzgar almaması iyi. Sadece orada biraz ağaç var. Çöp bidonu var, iyi. Aynen, çöp olması çok iyi. Yoksa diğer türlü arabanın içinde çöplerimizi biriktiriyoruz. Arkadaşlar şöyle sahili bir yürüyüşümüz yapalım. Şu ileriye doğru bir tane yol gidiyor. Oradan bir yürüyüş yapalım. Etrafa bir bakalım. Ona göre konumlanacağımız yere karar verelim. Evet, burası ben beğendim. Burada çok güzel evler var. Hayır, ama sanki burada bir işletme mi var, yoksa evin mi o? Neresi? Lojman mı? Ya, değil. Böyle bir tesis gibi mi ya, karşısı? Arkası şey olabilir. Bir ara yapılmıştır. Sonradan böyle kalmış gibi. Ama sanki oradan yol mu var? Ben biraz şu ağacın üstünden dinleniyorum. Sen şeye gidiyorsun. Hayır, burası da çok güzelmiş. Ve şu karşıdaki hani palmiye ağaçları altındaki çimenler falan. Ne oldu kızım? Anne, bu köpekler çok şirin. Çok mu seviyorsun köpekleri? Ay, bizim köpeğimiz oldu. Bak, bizimle geziyor. Şurada da kedi var. Köpeklerini de seviyorum. Evet. Burada da kedi vardı. Evet. Evet. Evet, biraz sonra kumsal oynamaya gideceğiz Elif. Etrafı keşfettik. Burada da çok güzel siteler var. Market var mı diye sorduk. Ana caddeye çıkmanız lazım dediler. Evet. Oradan. Ama yürüme mesafesindeymiş. Bir arada o tarafa doğru gider bakarız. Şu anda markete ihtiyacımız yok. Yanımıza arkadaşlarımız gelecek. Onlarla kamp yapacağız bugün. Konumlandığımız yeri beğendik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet. Vallahi adı gibi cennet bu arkadaşlar. Aynen. Rüzgar yok. Şu anda tam denize girmelik bir hava. Balık bol. Balık bol. Belki balık da yakalarız bu videoda. Tabii her zamanki gibi umutlarla başlıyoruz ama. Yaz böyle mi? Sonuç ne oluyor? Ama belli olmuyor. Bazen yakalıyorum. Evet, bazen işte. Hadi bakalım. Eline sağlık aşkım, kahveyi yaptın. Evet, çok becerikliyim ya. Ama çok güzel döktün. Bu ne? Masa örtümü kirlettin. Evet ya. O kadar da olur ya. Şu müzikler için baydı ya. Çok efkarlandım. Vallahi şimdi atlayacağım denize. Aynen. Ha, insanlar da şunu anlamıyorum. Sen dinlemeyi seviyor olabilirsin ama herkese bunu dinletmek zorunda değilsin. Hemen biz yanlış buladık. Elif de ne yapıyor? Bakalım. Ne yapıyorsun anneciğim? Ben ödev yapıyorum. Aferin sana. Aa, bunlar doğru ama biz yanlış yapmıştık Eymen birlikte. Evet, ben Eymen'e söyleyeyim. Eymen'ciğim, boyamanızı yanlış yapmışsınız. Nasıl? Elif arkadan cevap anahtarına bakıyor. Yanlış diyor. O içtiğiniz içeceklerin çöplerini bir zahmet çöp kutusuna atın. O içecekleri de ortadan kaldırın anneciğim.
Evet, efkarla kahvemi içeceğim. Hiç evet, bu kadar efkarlı kahve içmemiştim. Nasıl geçti yaz mevsimi falan? Allah o zaman var ya, atarım kendimi denize. Ya evet ya, nasıl geçti şu yaz mevsimi? Of of, çok efkarlandım bak şimdi. Evet, manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Cennet koyundayız. Burası cennet koyu. Harbiden cennet gibi bir koy. Mutlaka ama mutlaka gelin. Değil mi canım? Evet. Çok beğeniyoruz biz. Herkes de denize giriyor. Bizde herkesin mayosu var. Hamdi'ninkini almamışız. İsmet. Marketten falan bulabilir miyiz ki sana da? Gerek yok ya. Yazın zaten bayağı bir girdik denize. Evet. Bir de onun yıkanması, kurutması sıkıntı. Hasta oluruz. Şimdi ben girersem çocuklar, ben de gireceğim de. Aynen. Aslında yemeğini soksak iyi olur. Burnunda sinüsleri açılır. Evet, hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun canım. Ne oldu canım? Ya oltayı kurtarayım diye bu kadar ıslandım. Ben giriyorum arkadaş. Deniz güzel. Hayır. Herkesin mayosu var. Bir tek senin mayon yok karavanda. Yıkayacağım diye demek yukarı çıkarmışım. Madem bu kadar eşofman ıslandı. Hadi gir birazcık yüz. Hamdi'yi tutamadım. Denize giriyor. Hem de neyle? Eşofmanıyla. Mayosu yok. Ne yapalım? Almamışız yanımıza. Hadi 1, 2, 3. Oo. Kasım'ın kaçı bugün? 12'si. 12'si mi? 12 Kasım günü Hamdi bir güzel denizde yüzüyor. Oh, gel keyfim gel. Bizim mayomuz yok. Anne giyemedik. Evet. Böyle giyinirsek yüz ve bilmeyiz. Evet. Şimdi çocuklar da girdi yani, denize. Allah'ım yarabbim ya, hasta olacaklar. Ama hava o kadar sıcak ki 21 derece. Güneş acayip yakıyor yaz zamanı gibi. Renkler harika. Gerçekten muhteşem. Çok güzel ya. Filtre var gibi sanki. Şimdi mantımız pişti. Tereyağını eritiyorum. Hazırlıklar tam gaz devam. Evet, arkadaşlarımız da yanımıza geldi. Onlarla beraberiz. Afiyetle yiyeceğiz şimdi yemeğimizi. Hadi bakalım. Ortaya silmedin. Buradan takip ediyorum nereye sildin, nereye silmediğini. Şimdi oldu. Video mu çekiyorum ben iş yaptırırken? Evet. Hep videolarda sen iş yapıyormuş gibi gözüküyorsun. Hep ben oturuyormuş gibi gözüküyorum. O yüzden. Evet. Bu işe devam etmek için. Aynen, şakaydı o. Dur. Sen çok çalışıyorsun. Ben hep oturuyorum. Evet. Evet. Arı gibi çalışıyorum. Tabii. Montum versin ama şey oldu. İçinde atlet de yok. İçinde atlet de yok. Serinledi. Tamam. Evet, çorbalarımız. Bakayım tamam, şimdi. Oradan. Yok. Evet, yemeklerimiz hazır. Çok sevdiğimiz Serpil hocamla. Teşekkür ederim. Bilal abimiz geldi. Evet, yemeklerimizi hazırladık. Çocuklar içeride yiyor, biz böyle kapının önünde. Hava da çok güzel. Manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Biz şimdi yemek yemeye.
Hadi bakalım, afiyet olsun bize. Çekme, gel. Bizim makineyle yakalayamazsın bu. Gün battıktan sonra zor. Telekom değil mi? Telekom başarısız. Bazı yere kaldı. Aynen. Herkese günaydın. Hava mis gibi, bugün daha da sıcak olacak. Deniz çarşaf gibi. Bugün büyük ihtimalle gene denize girecek misin? Gireceğim. Hadi bakalım. Deniz çok güzeldi. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan önce ben bir denize gireyim. Sonra bu manzaranın tadını çıkaralım. Evet. Evet, sabah denizin hali. Çok güzel. Muhteşem. Zaten buranın denizi çok güzel oluyor. Şu anda da öyle, çok güzel gerçekten. Evet, iki aile birleştik. Kamp yapıyoruz şu anda burada. Keyifli sofralarımızı kurduk. Afiyetle yiyeceğiz şimdi. Kediler karnını doyuruyor. Bir tane gezi teknesi geldi şimdi. Yüzecek var herhalde. Ne var? Şu getireceğim abi, şunu sen. Sanki birisi yüzecek gibi mi? Bu. Anne, ben buzdolabına koydum. Ne oldu anneciğim? Ben buzdolabına koydum. Aferin. Çünkü bak. Kediler yiyor. Bak nasıl güzel yiyorlar, gördün mü? Yemeklerini acıkmışlar. Bir aile. Ben çok seviyorum. Evet. Baba da olta hazırlıyor. Evet. Baba, ben bugün akşam kedi. Balık yiyeceğiz. Bu balık fark etsin. Kalanlarında hediyesim var. Gün geçmiyor ki cümleler aynı şeyle başlamasın. Ben tuvalete gireyim mi? Her gün aynı cümleyle başlıyoruz değil mi anneciğim? Bugün balık var diyoruz, hiç balık olmuyor. Evet. Bugün ama yakalayacak. Her yemek yiyor. Bugün yakalayacakmış ama baba balık. Evet. Çok güzel. Duyuyor musun o? Evet, birazcık ders alıyor Hamdi. Dün bir tane balık yakalamıştık, kaya balığı. Nereye gitmiş oltamız? Gözükmüyor. Attılar onun ucunu. Herkes buradan tekne indiriyor, tekneyle açılıyor. Şuradaki arkadaşlar da yazık geldiler, teknelerin motoru çalışmadı. Orada güneşleniyorlar, piknik yapıyorlar artık. Gidemediler, kaldılar orada. Kedilerimiz de karnını doyuruyor. Annem, çok tatlılar. Evet, pankeklerimiz de oluyor, mis gibi. Hava çok güzel ya. Değil mi anneciğim? Evet. Ben telefonu istiyorum. Hamdi heyecanla balığın gelmesini bekliyor. Eymen de orada arkadaş bulmuş kendine. Birazdan hazır olunca çayla beraber zeytinyağlı sarmamız da vardı. Afiyetle yiyeceğiz. Oo, bayağı fazlaymış ya. Evet, akşama balık var da balıklar gelmiyor. Aynen. Herkese geliyor, bize gelmiyor. Evet, bir tane yakalayabildim. Yapar o da uzunlukta, dur bakalım. Bekliyoruz. Şuradaki abi geldi. Atıyor çekiyor, yakalıyor. Aynen, ben yanındayım, oturuyorum. Aynen, ben denize gireyim dedim. Soğuk ben, geldi, su giremedim. Evet ya, saat ama 4. Evet, güneş 4 batmak üzere neredeyse. Bir de rüzgar esmeye başladı. Şansımdan, mutfaktan çıkamadım ki. Evet, öğlen giriliyordu ama öğlen güzeldi. Evet, keşke öğlen girseymişim. Ya bir de rüzgar esmeye başladı ya, o insanı üşütüyor. Evet. Neyse, yarın gireriz, ben dün girmiştim zaten. Yarın da yağmur yağmış. Yarın kesin hava daha kötü olur şansıma. Ben giremem. Kısmet. Aynen, yapacak bir şey yok. Ne oldu anneciğim? Ama şey, hava soğuk. Ben girmeyeceğim. Denize girmedi kızım.
Evet, akşam yemeği için hazırlıklar başladı. Ben yemek hazırlayacağım. Hamdiler de orada odun topladık. Onları parçalıyorlar. Kendi odunlarımız var ama yeterli gelmez belki diye tekrar odun topladık. Onları yakmaya hazırlıyorlar. Hamdi'cim kolay gelsin. Sağ ol canım. Gene temizliğe başlamışsın. Ana vazifem bu. Cam silmek, perde silmek. Evden çıkmadan temizlemezsen böyle dışarılarda temizlemek zorunda kalırsın. Evet ama işini iyi bile öğrendik. Aynen. Merdivenimiz yok. Camdan doğru çıkıyor tepeye. Peki iyi. Bir daha yıkayayım mı? Yıkayayım mı bir daha? Yıkayayım mı bir daha? Bir daha bir yıkayalım, bir daha gideyim üstüne. Didim Cennet Koyunu'ndayız arkadaşlar. Burada iki gece kamp yaptık. Kamp yaptığımız alanı sizlere bir tanıtayım. Burası Akvaryum Koyu diye de geçiyor. Cennet Akvaryum Koyu Beach 1 diyor. Burada bir tane işletme var. Önce size yolunu göstereyim. Yolu bir yere kadar parke taşı var. Didim merkeze çok yakın. Çekme karavanla da moto karavanla da gelebilirsiniz. Bu yoldan böyle geliyorsun. Yukarıda yaklaşık 1 kilometre belki yoktur bile bir tane market var. Oradan sahil marketten aşağı doğru iniyorsunuz. Toprak yol belli bir yerden sonra parke taşı var. Parke taşından sonra bu şekilde iniliyor. Yolu fena değil, güzel. Burada da araçları park edecek yerler de var ama burası şu an Kasım ayındayız. Kasım 14 Kasım 2022. Şu an boş ama yazın burası çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Bunu bilin. Burada işletme var. Burada şezlong, şemsiye, kafeterya var. Biz buraya yazın da gelmiştik. Burası aşırı kalabalıktı. Şu an sakin. Bir de bugün hafta içi olmasından. Denizi harika. Çarşaf gibi bir deniz var arkadaşlar. Çöp konteynerları var. Burada su yok. Suyu da nereden doldururuz onu düşünüyoruz bir taraftan da. Suyumuz da az kaldı. Şöyle göstereyim denizini. Burada işletme köpeği de bana bakıyor, bağırıyor, havlıyor. Şöyle devam ediyoruz. Genellikle burada tekne indiriyorlar. Balık avlamak için açılıyorlar. O yüzden bu tekne indirilecek yere park etmedik. Buradan aşağı indiriyorlar. Bu tarafı kum denizi. Şöyle göstereyim. Şu an rüzgar var. Rüzgar olmasına rağmen sıfır dalga arkadaşlar. Biz ilerideki yürüyüş yollarıyla da böyle diğer koyları da gezdik. Oranın da denizi güzeldi ama tek dezavantajı o taraflar biraz da ağaçlık olduğu için güneş de eğik açıyla geliyor. Karavanlarımızın aküsünü zaten doldurmaz diye ağaçlardan da etkilenmemesi için o tarafa park etmedik. Şu burundan balık avlamaya çalıştık, avlayamadık. Bülent abi var, onunla beraberiz, iki karavan geziyoruz bu kampımızda. Avlayamadık. Daha sonra işte buradan olta molta attık ama pek bir şey yakalayamadık. Bir tane kefeli alabildim ben de. Şimdi size karavanımızı koyduğumuz yeri göstereyim. Hemen burada karavanı, iki karavanı oraya koyduk. Buranın rüzgarı şiddetli değil. Dağ tarafından geliyor. Biz de karavanlarımızı bu şekilde koyduk. Rüzgar kesmesi için ön tarafında oturduk ama çok dediğim gibi aşırı rüzgarlı değil. Böyle denizini de göstereyim buradan manzaramızı. Devam ediyoruz. Dün pazar günü burada piknik yapanlar çok vardı. Bu alanda ağaç altlarında falan. Bizim manzaramız da bu şekilde. Buradan da olta attık ama bu taraf kayalık. Kayalık olduğu için biraz sıkıntı yaşadık açıkçası. Şöyle göstereyim. Sobamız burada. Buradan da odunlarımızı bulduk. Yaktık. Onları toplayacağız.
Güneş karşı taraftan böyle geliyor. Batışı da buranın arkasından batıyor. Dediğim gibi burası Didim merkeze de çok yakın. Ama yazın çok kalabalık oluyor. O yüzden şu anki tenhalığına bakıp aldanmayın. Kalabalık oluyor burası. Ama denizi şu mevsimde bile, ben dün denize de girdim. Deniz suyu güzeldi. Buradan da bugün ayrılmayı planlıyoruz. Başka koylara gideceğiz. Takipte kalın. Bu kampımızı da burada sonlandırıyoruz. Şimdi çıktık yollara. Başka yerler, başka koylar keşfetmek üzere. Yeni yerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hepinizi çokça öpüyoruz. Mutlaka beğenin, yorum yapın. Hoşçakalın. Abone olmayan varsa bekliyoruz. Görüşmek üzere.